2. Dünya Savaşı'nda 60 milyon insan ölmüş. Avrupa genelinde 1600 tane kamp var. O gaz odalarından bir tanesine giriyoruz şu an. İşte ölen insanlar da burada yakılıyormuş fırınlarda. Düşünün, 1.3 milyon kişinin getirildiği bu kamplarda sadece 7 bin kişi. Yani Oslo'dan Selanik'e kadar, Yunanistan'a kadar her yerde toplayabildikleri bütün Yahudileri topluyorlar. Eşcinseller, çingeneler, Nazi Almanya'sının düşman gördüğü neredeyse bütün etnik gruplar varmış. Nazi doktorları birçok kadını özellikle böyle ırkları değiştirebilmek için testler yapıyorlarmış. Atıyorlarmış ilacı yukarıdan. İnsanlar yarım saat içinde ölüyormuş. Son 70 yılda olmuş belki de dünyanın en büyük kara lekelerinden bir tanesi. Lütfen, ben Polonyalıyım. Lütfen, lütfen, lütfen. Bu Polonya. Evet, Polonyalı. O lanet palto niye? Üşüyorum. Herkese merhabalar. Ben Deniz Pehlivan. Gökhan'la beraber Polonya'nın altını üstünü getirmeye devam ediyoruz. Ama bu seferki videomuz biraz hüzünlü olacak. Ve videoya başlamadan önce hemen bir uyarımı yapayım. Şu andan itibaren anlatacağım bütün detaylar, içerikler, bilgiler internet ortamında öğrendiğim bilgilerdir. Yanlışlar olabilir. O yüzden lütfen yorumlarımızda da buna dikkat ederek ve buna göre izleyelim diye size bir başta söylemek istedim. Çünkü şu anda Avrupa'nın, özellikle bu coğrafyanın kara lekesi olarak bilinen Auschwitz'teki Yahudi toplama kampına geldik ve burada hem Auschwitz'i hem de Birkenau'yu beraber gezeceğiz Gökhan'la. Bugünkü bulduğumuz rehber İngilizce değil. Çünkü her gün neredeyse doluydu İngilizceler ve hani Gökhan'da da lehçe olduğu için artık elimizden geldikçe size bu videoyu yaparken anlatacağız. Çok farklı bir yer burası. Yolda gelirken aslında yemyeşil böyle huzurlu bir coğrafyanın içinden geliyorsunuz. Ama hikayesi bir o kadar, insanın psikolojisini dahi allak bullak edebilecek seviyede. Bundan yaklaşık 70 yıl önce yaşanmış bu coğrafyadaki bilinen en büyük zulüm, işkence, artık ne derseniz yaşanmış bir yer bu kent. Birazdan arabadan ineceğiz. Sabah 9.45'te turumuz var. Bizi burada bir rehber gezdirecek. Sırasıyla da sizlere aktaracağım. Özellikle küçükler bu videoda, hani çocuklarınızı da izlemenizi pek önermiyorum. Çünkü zaten bu müzeye de 12 yaş altının girişine izin vermiyorlar, psikolojileri etkilenebilir diye. Baştan da bu uyarımı yapayım. Sizlere iyi seyirler. Bize de meşakkatli ve zor bir gün olacak ama biraz hüzünlü de bir gün olacak ama buraya kadar gelmişken bunu en azından sonraki nesillere örnek olması için, kimsenin kimseden nefret etmemesi için en azından gelip göstermek gerekiyordu. Geldik bakalım, başlıyoruz. Burası küçük bir kasaba aslında ve günümüzde 1946 yılından, 47 yılından itibaren burayı bir müze olarak yapmaya karar veriyorlar. Ve girişini buradan yapıyorsunuz. Online olarak bilet aldık çünkü kapıda yer bulmak çok zor oluyor. O yüzden buradan direkt başlayacağız turumuza, rehberimizi bulacağız. 9.45 sırası burasıymış. İçeriye girelim bakalım, size hepsini sırasıyla anlatalım. Şimdi aşağıya doğru iniyoruz. Rehberlerin olduğu yere doğru gidiyoruz ve bizim rehber biraz önden gitmiş. Dağıtacaklar şeyleri, kulaklıkla konuşacağız. Abi hiç uzatmadılar, direkt Allah'tan hemen katılın dediler. Çünkü polişte Gökhan da zorlanabilirdi lehçede. Ben hiç anlamazdım, size anlatması ızdırap olacaktı. Şimdi içeriye girdik, turumuz başlıyor. Böyle tünellerden sizi götürmeye başlıyorlar. İnsan burada yürürken o okuduklarını hayal ettiğinde daha girer girmez içinde şey oluşuyor, bir ürperme başlıyor. Bakalım göreceğiz neler olmuş ve inşallah bir daha da böyle bir şey görmek zorunda kalmaz insanlık. Auschwitz kentindeyiz. Burası neden önemli? Auschwitz aslında köyüymüş burası ilk başta. Kasabasıymış. 13 bin kişinin yaşadığı ve çoğunlukla Yahudilerin yaşadığı ve biraz da Almanların yaşadığı bir yermiş. Burayı da aynı zamanda tek bir yer olarak değil, bir de Kenova diye bir yer var. Oraya da gideceğiz birazdan. Şimdi rehber bunu sırasıyla anlattı. Niye size bunu söylüyorum? Önce buraya kuruyorlar kamp için 1942'de. Aslında önce 1939 Eylül'de Polonya'yı işgal ediyor Hitler Almanya'sı ve ondan sonra şehirler önce kuşatılıyor ve orada Yahudiler toplanıyor. Akabinde de bütün herkesi zamanla bu kamplara toplamaya başlıyorlar. İşte en büyük toplanan kamp burası ve yaklaşık olarak bunun gibi aslında Avrupa genelinde 1600 tane kamp var. Bu kampın detayları çok enteresan çünkü
o kadar büyük bir zulüm yapılıyor ki burada. 1.3 milyon Yahudi'yi buraya getiriyorlar. Bunu bir proje olarak Nazi Almanyası planlıyor. Tren hatlarına kadar çiziyorlar ve sadece bu tren hatlarını bu Avrupa'daki Yahudileri bu kamplara toplamak, getirmek, yakmak, çalıştırmak için kullanıyorlar. 800-900 bin Yahudi'yi hiç çalıştırmadan, çalıştıracağız deyip getiriyorlar buraya ama hiç çalıştırmadan direkt katlediyorlar. İşte burada aslında bütün o yıllarda yaşanan zulmün tam adresini görüyorsunuz ve bu rehber arkadaşlar da size sırasıyla bütün bu olan her şeyi anlatıyorlar. Biraz sessiz bir ortam olacak. Çok eğlencesiz, hiç gülmeyeceğimiz bir video olacak. O yüzden kısık sesle konuşuyorum ki başka insanların bu bazıları çünkü sırf ecdatlarını buraya ziyaret için geliyor. Onların acılarına şey yapmayalım. Müdahale olmayalım, müdahale etmeyelim diye. O milyonlarca insan burnun bu tabelaların altından içeri girmiş. Orada Arbeit macht frei yazıyor. Yani çalışmak insanı özgürleştirir. Çünkü buraya gelen insanları çalışıp aynı zamanda köle gibi kullanıp bununla beraber işe yaramayan dedikleri sınıflar varmış ve 800-900 bin kişi direkt doğrudan öldürmüşler ve bu sokaklarda yürütmüştür. Peki sadece burada Yahudiler mi vardı? Hayır. Eşcinseller, ondan sonra Çingeneler ve Nazi Almanyası'nın düşman gördüğü neredeyse bütün etnik gruplar varmış. Ve pembe ters üçgen homoseksüelleri, yıldız Yahudiler, yani yıldız kollarındaki arma Yahudileri ve ters üçgen politikse, ters kırmızı ters üçgende politik tutukluları simgeliyormuş. Yani herkesi bir sınıf ayırmışlar ve az önceki o çalışmak özgürleştirir kapısının altından girip insanları teker teker mühürlüyorlarmış. Ama bu mühürleme de dövmeyle oluyormuş. Yani Yahudi olduğunuzu ve istenmeyen insan olduğunuzu sınıf olarak başka sınıflar anlamında söylüyorum. Başka inanç sistemleri anlamında söylüyorum. Kollarındaki o armalardan anlıyormuşsunuz ve aynı zamanda herkesin bir numarası oluyormuş dövme şeklinde. O kapıdan girdiğiniz andan itibaren de o Auschwitz'teki kasabada artık süreç başlıyormuş ve dediğim gibi yaklaşık 800-900 bin kişi hiç numaralandırılmadan, kayıt dahi altına alınmadan doğrudan buradaki discrimination yani bu yakılan odalarda öldürülmüş. Yani anlatması bile insana şey zor geliyor. Şimdi şu yolu görüyor musunuz? İşte milyonlarca insanı buradan çekiyorlarmış abi. Şurada doktorlar bekliyormuş, hastane varmış. Ve insanları resmen rastgele ayakta bu çalışır, bu çalışamaz deyip sadece güçlü olanları alıp zayıf olanlarını da gaz odalarına gönderiyorlarmış. Bu şekilde çocuklar, yaşlılar, bebekler, güçsüz insanların hepsini sonraki hayatınızda gibi düşünün burayı deyip kandırıp halbuki gaz odalarında öldürüyorlarmış. Niye sonraki hayat? Çünkü insanlar artık gettolarda bitmişler, tükenmişler. Açlık, yoksulluk, susuzluktan tükendikleri için, hiçbir şeyleri kalmadığı için burada daha iyi bir yaşam var sanıyorlarmış. Ama meğer burayı Nazi Almanyası sadece bu insanları katletmek, yok etmek, öldürmek ve ayakta kalan sağlam olanlarını da çalıştırmak için kullanmışlar. Ve özellikle buradaki üretim yapan, çalışabilen insanların bütün mesela kadınlar varmış, güçlü kadınlar, tarlaları ekip biçiyorlarmış ama buradaki Yahudilere hiçbir şey vermiyormuş Naziler ve bütün gıdaları, üretilen ürünlerin hepsini kendileri alıyorlarmış. Şimdi şöyle bir binaya geldik. Burada da anlatmaya devam ederiz. Yakılan insanların külleri 1940 ve 45 yıllarında.
inanılmaz bir yer burası. Gerçekten dünyanın, öncelikle Avrupa'nın dört bir yanından, yani Rodos'tan, Selanik'ten bile, kuzeyde Osta'dan bütün Yahudileri, Çingeneleri, eşcinselleri, Sovyet direnişçileri, yakaladıkları kişileri falan hep buraya getirmişler. Hepsini kandırmışlar. Abi gözlükler, bavullar, ayakkabılar, kıyafetler, her şeyleri geride kalmış. Ve insanlar hatta bavulların üstüne böyle isimlerini, soy isimlerini falan yazmışlar ki onlara, çünkü buradaki askerler şimdi sizin hepinizi soyacağız, yıkanacaksınız, sonra hemen odalarınıza geçeceksiniz de yalan söylemiş. Halbuki hepsini, binlerce insanı önce toplamışlar, sonra ayırmışlar, sonra alt katlara götürüp gaz odalarına sokmuşlar. Aynı anda 3000-4000 kişiyi, bu kullandıkları bir madde var, onu kullanarak işte öldürmüşler. Ve yaklaşık yarım saat içerisinde 3000-4000 kişiyi öldürebiliyorlarmış. Öyle ki burayı yöneten şefin bir lafı var, bir dilekçesi. Burada yeni yaptığımız yakım alanlarıyla günde 4753 kişiyi yakabiliyoruz deyip Berlin'e raporlama yapmış. Burada da buraya getirilen ve çalıştırılan Yahudilerin yaşam alanını göreceğiz. Burada beni en çok etkileyen şeylerden bir tanesi, insanlar buraya getirildikleri zaman ilk hemen aynı gün tıraş edilirmiş ve Nazi Almanyası'nın bu saçları biriktirip satın aldığı da söyleniyor. Yarım mark kilosu ve 7 ton civarında saç çıkmış burada. Hatta şu anda yaklaşık 2 ton saçı da müzenin içinde az önce gösterdiler. O dönemdeki insanların yaşadıkları yerleri de gördük az önce. Böyle 2 katlı, 3 katlı yatakhanelerde yaşıyorlarmış ve en kötüsü de şuymuş. Tuvalete gitmeleri belli saatlerde izin verildiği için sadece düdükle, diğer dönemlerde üst katta tuvaletini yapan alt kata düşüyormuş ve iğrenç bir durum oluşuyormuş. Özellikle tifo hastalığı çok yaygınmış. O dönemde sadece bu hastalıktan dolayı binlerce insan zaten ölmüş. Bir de şu binada, içeriye giriş yasak buna, burada da Nazi doktorları birçok kadını özellikle buraya getirip çok farklı böyle şey testleri yapıyorlarmış. Yani daha böyle ırkları değiştirebilmek için testler yapıyorlarmış ve birçok insan burada ölüyormuş. Küçücük yerde bile 400 kişiyi tutmuşlar ve yaşam alanları sadece bu kadarmış. Burada da 10.000 politikacıyı vurmuşlar, Polonyalı. Tam bu alanda öldürmüşler. Kimisini aynen şey filmindeki gibi, Schindler List var. Bir de Piyanist filmleri var. Kesinlikle izleyin abi. Orada da göreceksiniz zaten. Orası aslında bir özeti. Burada daha canlı birçok şey görebiliyorsunuz. Ama yani yapılan zulüm ve katliamın sadece öldürüldüler diyerek geçebileceğiniz bir şey değil bu. Burası o politikacıların tutuldukları ve yargılanmayı bekledikleri yer. Bu binada sadece politikacılar tutuluyormuş. İndik. Bu katları geziyoruz. Düşünün, bu kadar büyük bir yer bile zamanında onlara yetmiyor bu şey, bu köy. Bir de gidip bir başka köy daha kuruyorlar. Şu an hapishane kısmındayız. Şimdi diyeceksiniz, bu kadar bilgiye nasıl ulaşılıyor? Bu kadar insan öldürüldüyse. O dönemde de pek tabii ki Yahudilerin de içerisinde birlikte olan, hani o Piyanist filminde de var mesela, bu konuda önder olmaya çalışan, o Yahudileri organize etmeye çalışan kendi insanları da var. Bununla beraber burada seçilmiş olan bazı ayakta kalabilen Yahudiler gizli çekimler de yapmışlar. Sovyetler buralara gelmeye başladığında, haber aldıklarında bütün bu iki kenti de, yani bu iki köyü de yakıyor Hitler Almanyası ve bütün belgeleri ortadan kaldırdıklarını düşünüyorlar. Ama yanılıyorlar, çünkü gizli yapılmış ve saklanmış belgeler de varmış, dokümanlar da varmış ve düşünün, 1.3 milyon kişinin getirildiği bu kamplardan sadece 7000 kişi dönerken artık tam olarak resmi olarak kurtarılıyor. Hatta Sovyetler buraya geldiğinde de birçok hala hayatta olan insan oluyor. Onları daha da batıya götürmeye çalışıyorlar. Yolda da 16.000 kişinin öldüğü söyleniyor ama nihayetinde
1.3 milyonluk nüfustan sadece ayakta kalabilen 7 bin kişi oluyor. Hatta günümüzde birçok hala şahit ve hayatta kalmış insanın belgeselini yaptılar, haberlerini yaptılar. İnternette de bulabilirsiniz ve şöyle de bakın bu işe, bu duruma. Onların zaten en önemli şey şahitlikleri. Az önce bir oda gezdik mesela, her gün birilerini öldürmüşler ve öldürülen insanların bazılarının fotoğraflarına ulaşabilmişler bu gizli yapılan çekimler sayesinde. Buraya Sovyetler de ilk geldiğinde öncelikli olarak Hitler'in, Almanya'sının, yani buradaki Hitler ordusunun yaptığı katliamı dünyaya yaymaya çalışmışlar. Onlar da Hitler'in o Almanya'sı sanmış ki biz her şeyi yaktık, bir şey ispatlayamazlar. Düşünün yani, böyle bir manyaktık. Ve bildiğiniz bütün bu insanların soyunu kurutmaya çalışmışlar. Buradan da bütün kamp yerini gözlemliyorlarmış. Artık bu Auschwitz'ten çıkıyoruz. Birkaniye doğru geçeceğiz. Tüylerimiz var ya, diken diken oldu ya. İşte o gaz odalarından bir tanesine giriyoruz şu an. Buradan atıyorlarmış ilacı yukarıdan. İnsanlar yarım saat içinde ölüyormuş. Ve şurada 3000 kişiyi aynı anda öldürüyorlarmış. İşte ölen insanlar da burada yakılıyormuş. Fırınlarda. Kelimelerin yetersiz kaldığı bir yer burası. Düşünün, burayla yetinmiyorlar. Burası diyorlar yeterince öldürebildiğimiz, insanları yakabildiğimiz yer değil. Gidiyorlar bir tane daha yan köyde alıp daha büyük bir yer kuruyorlar ve günde bu sefer 5000 kişiyi bu gaz odalarında imha edip akabinde az önce gösterdiğim fırınlarda yakıyorlar. Bu nasıl bir manyaklık diye insan düşünmeden edemiyor ve bunu bütün Avrupa'da yapıyorlar. Yani sadece şey düşünmeyin, Polonya üzerinde düşünmeyin. Yani Oslo'dan Selanik'e kadar, Yunanistan'a kadar her yerde toplayabildikleri bütün Yahudileri topluyorlar. İkizlerde test yapıyorlar, ikiz bebeklerde. Çingenelileri topluyorlar, eşcinselleri topluyorlar. Rusya, Sovyetlerin şeyi topluyorlar, askerlerini. Yani bulabildikleri kimi varsa köle gibi çalıştırıp güçten düşeni o odalarda gazlarla öldürüp akabinde yakmışlar. Bunu yani, ve bunu sadece bir kişi yapmıyor. Binlerce bir ordudan bahsediyorsunuz. İnanılmaz bir manyaklık. Ya o yüzden o Schindler's List diye film var ya, orada izleyin. Bu süreci ve sonra işte içlerindeki bazı değişen insanlar da tabii ki anlatıyor. Ve insanı böyle en çok etkileyen, dalga geçmişler ya insanlarla. Yani böyle hiçbir değer verilmemiş. Böyle insanlar bir umut bekliyorlar. Yeni bir hayata başlayacaklarını sanıyorlar. Bunlar resmen kafalarına göre insanları seçip öldürmüşler, asmışlar. Asmak yetmemiş sonra yakmışlar. Anlayacağınız bir daha hiçbir insanlığın başına gelmemesi gereken bir ders niteliğine nokta burası. Şimdi diğer köye geçiyoruz. Bu köyde 1,5 saatlik bir gezi oldu. Kulaklarımızı bırakın dediler. Otobüste diğer köye geçeceğiz. Bizdeki metrobüs gibi böyle uzun otobüslerle şimdi diğer köye gidiyoruz. Böyle yemyeşil ormanların içerisinde. Geldik. Abi burası devasa bir yer. Birkenau'dayız şu anda. Diğer yerde düşünün. Auschwitz'te hani diyelim 10 tane bina vardı. Burası da yüzlerce bina var. Yani birazdan gezmeye başlarız. En büyük toplama kampını burada kuruyorlar. İçeriye girişi yaptık. Aslında o kadar huzurlu bir coğrafya ki bu kadar zulmü insan hayal dahi edemiyor. Şurada tellerle ayırmışlar köyleri, görüyorsunuz bölgeyi. O kadar manyakça ki bu iş. Yani sırf Yahudileri ve dediğim o diğer
etnik kökenli insanları, cinsel tercihinden dolayı farklı olan insanları buraya getirmek için adamlar tren hatları kurmuşlar. Onu da biraz sonra göreceğiz. Auschwitz'in arkadaşlar yaklaşık olarak 10 kat daha büyüğümüş. Aynı anda 100 bin kişiyi burada kamplara esir etmişler. Burada 20 bin kişilik bir kadın kamp yeri var. Şurada da 80 bin kişilik erkek kamp yeri var. Şu gördüğünüz de tren hatları, size az önce bahsettiğim şey işte. İnsanları Avrupa'nın dört bir yanından toplayıp buraya getirip şuradaki istasyonda ayıklayıp, tabiri caizse öyle dedi, separation dedi, ayrı ayrı böyle hemen yakmaya başlıyorlar şuradaki o gaz odalarında öldürdükten sonra. Ve buradaki tren gelip günde 3-4 defa gelip gidiyormuş, gelip gidiyormuş. Ve şurada insanlar özellikle 1944 yılındaki o savaşın sonlarına doğru o kadar çok insanın öldüğünü söylemiş ki görgü tanıkları, artık saymayı günleri bırakmışlar bile. İşte o tren hatlarından bir tanesini görüyorsunuz. Öyle bir hat kurmuşlar ki bunu sadece Krakow, Varşova olarak düşünmeyin. Bütün hepsinin, yani Avrupa'nın göbeğinde buluşacak bir hat sistemi kurmuşlar. Akabinde de herkesi o büyük kentlerdeki gettolardan buralara getirmişler. Mesela Varşova'dayken size anlatmıştım, Varşova ayaklanması ile ilgili. İlk başta insanları ne yapıyorlar? Kentlerde topluyorlar. Artık orada direnişe geçmeye çalışan insanları öldürüyorlar. Kalanları da işte bu toplama kamplarına getiriyorlar. Ve işte kamplara getirilirken kullanılan tren hattı bu. İşte böyle vagonlarla getiriyorlarmış. Sıkış tepiş. Hatta öyle ki dedim ya, Macaristan'dan, Romanya'dan, birçok yerden günlerce tutsak edilir bu vagonların içerisinde insanları getiriyorlarmış. Çoğu zaten yolda ölüyormuş bile. Buraya geldikten sonra da eleme süreci başlıyormuş. Tam bu noktada işte insanları elemeleri sadece bir saniye sürüyormuş. Yani karar çok belliymiş. Sağa ya da sola. Buradan eğer giderlerse de şurada yıkanma alanları varmış ve ileride de kayıt odası. Diğer tarafta da çoğu yer yıkılmış tabii, yıkılmış. Ama görüyorsunuz devasa bir alanda insanları şu, hani burada önceden köy varmış bu arada. Köye gelip resmen çökmüşler ve buraya kurmuşlar. Bütün bu alanı da yakma ve gaz odaları için kullanmışlar. Şu beni çok etkiledi. Gözetleme noktası, yani filmlerde olur ya, aynısı birebir ve orijinaliymiş. Buradaki yapılan katliamın hala bildiğim kadarıyla şeyde, Almanya'da bir Polonya'ya bir ödenek var. Para ödüyorlar mı yok mu? Öyle haber var mıydı kesin? Kesin mi bak bu? Bu arkada görünen bir memorial, yani anıt. O dönemde hayatını kaybeden insanlar için yapılmış burası ve her dilde de neredeyse bir not düşülmüş. 1940 ila 45 yılları arasındaki bu yerde yaklaşık 1,5 milyon insan öldü ve buraya her geldiğinizde onların gözyaşını hissedin ve onların anısını içinizde hissedin gibi bir şey yazıyor. Böyle farklı farklı dillerde görebiliyorsunuz. Şimdi buradaki gaz odalarından ve yakım yerlerinden bir tanesine gidiyoruz. Şurada şeyler varmış. 4-5 tane farklı insanları öldükten sonra yaktıkları yer varmış. Oraya doğru ilerliyoruz. Burası da yakım alanıymış işte. İnsanları buradan getiriyorlarmış. Yine ilk gösterdiğim Auschwitz'teki gibi ama bu daha yıkılmış hali. Burada aşağıdaki gaz odasında öldürüp kadınların saçlarını kesip akabinde de şuradaki odada yakıyorlarmış. Ve bunları da genelde buradaki kölelere yaptırıyorlarmış. Slaves olarak biliniyorlar. Köleler, Yahudi köleler, tutsaklar diyorlar. Yapmayanı da direkt anında öldürüyorlarmış. Kadınların saçını dediğim gibi topluyorlar. Sonra satıyorlarmış. Peki burası niye yıkılmış? Yaklaşık 30 kilometre yakınlara gelmiş Ruslar. Bunu fark eden Hitler Almanyası da hemen buradan kaçmaya çalışmış. Bütün evrakları yakmışlar, bütün binaları yakmışlar. O yüzden bu birane binalar kalmış. Ama savaş bittikten sonra buraya yakalananlar getirtilmiş ve ifadeleri alınmış. Bütün süreci anlatmışlar ve buna dayanarak buradaki o tarihi bilgileri belgelere de dayandırabiliyorlar ama şahitlere de dayandırabiliyorlar. Bu çok önemli bir konu çünkü mesela arkamda gördüğünüz o virane binanın içerisinde 5 farklı yakım alanı varmış. Ve içeride aynı anda 1000 kişiyi yakabiliyorlarmış. Neden diye insan sormadan edemiyor. Yani manyaklıktan başka hiçbir şey değil. Ya insanları toplamış yakıp öldürmek için. Arka planda gördüğünüz gölet işte
şurada yakılan insanların en son kalan tozlarının, bedenlerinin atıldıkları göletlermiş ve rehber dedi ki öyle büyük bir koku oluyormuş ki burada insanlar artık nefes dahi alamıyormuş. O kadar çok insan. Yani dün de 4000 kişinin yakıldığını düşünseniz ya, yani saatte 200 kişi demek neredeyse. Ve bununla beraber gökyüzünde özellikle çok ciddi bir toz bulutu oluşuyormuş. Peki şeyi düşünebilirsiniz. Kaçmamışlar mı, savaşmamışlar mı? O kadar aç bırakılmışlar ki enerjileri dahi kalmamış. Zaten özellikle savaşları gettolarda vermişler. Ama ne zaman ki işte batıdan, Amerika, doğudan Ruslar gelmiş, o zaman buraları terk etmeye başlamışlar. Akabinde de zaten burayı terk ettikten sonra 2 hafta içerisinde savaş sona eriyor. Şu tellerin olduğu yeri görüyorsunuz. Burada binlerce Nazi askeri varmış. Zaten kafalarına göre istedikleri insanı çalışmıyorsa öldürebiliyormuş. Burası kadınların toplama alanıymış ve bunun gibi daha 20 tane yer var burada. İnsan burayı gezerken birçok şeyi böyle idrak edemiyor. Yanlış mı anladım acaba diye düşünüyorsunuz ki ben buraya gelmeden önce birçok kaynak okudum, video izledim. Hani sürçülisan ettiysek affola ama buraya geldiğinizde hissettiğinizde izlediğiniz, okuduğunuz arasında çok fark var. Bu son 70 yılda olmuş belki de dünyanın en büyük kara lekelerinden bir tanesi. Büyük bir çoğunluğu zaten kadınların kaldıkları yerler ve buraya girişinizi izin vermiyorlar. Zaten benzerlerini Auschwitz'te gördünüz diyorlar. Yani aynı sistemde evler. Ama burası Auschwitz'in gerçekten de yani 10 katı büyüklüğünde diyordu, doğruymuş. Yani daha ilerilere falan gitmiyoruz zaten. Orası da hep yakılmış, yıkılmış, bir şey kalmamış ve şurada görüyorsunuz ecdatlarının peşinden gelen gençler burada tarihlerini öğreniyorlar, Yahudiler. Bu arada lütfen bu videonun altına siyasi, dini, nefret söylendi şeyler yazmayın. İnsanları da boşu boşuna germeyin. Biliyorum neler yazılacağını, tahmin ediyorum hepsine de filtre koyacağım. Zaten yayınlayamayacaksınız, merak etmeyin. Bunu herhangi bir dine, ülkeye ait olduğum için demiyorum. İnsan olduğum için söylüyorum. Düşünsenize, lider var, lider var. Bundan 100 sene önce Mustafa Kemal Atatürk Yeni Zelanda'dan gelmiş askerler için, Anzaklar için bir söz söylemiş. Ben hatta oradaki müzesine de gitmiştim ve Atatürk'ün de orada çok önemli o sözünü söylediği yeri böyle en müzenin çıkışında size gösteriyorlar gurur duyarak. Onlar diyor artık bizim topraklarımızda öldüler. Anneler, analar diyor, gözyaşlarınızı silin. Onlar artık bizim evlatlarımız diye böyle yazmıştı. Şimdi aklıma o geldi. Yani düşünsenize, bir o lidere bakın, bir de bu faşiste bakın yani. Aradaki fark ne kadar keskin. O yüzden burada insan kalabalıkların ne kadar aslında kolayca kandırılıp o güç zehirlenmesini yaşayıp insanların peşinden ahmakça gittiğinde nelerin olabileceğini canlı canlı tarihe bakarak görebiliyor. Barakalardan bir tanesine giriyoruz. Bunların içerisinde 600 ila 800 kadını sıkıştırıp yaşatıyorlarmış zorla. Böyle tahtanın üstünde yaşıyorlarmış. Bu bacalarda ısıtma için. Çünkü -20-30 derece oluyormuş burada hava. Ölmemeleri için yapıyorlarmış aslında bir nebze. In a moment you will see small washrooms here, but even ve bunların sadece %10'u da böyle elinizi yüzünüzü yıkayabileceğiniz yer varmış. Onlardan biri bu. Vallahi içim şey oldu artık. Böyle kalbim olumsuz bir şey duydukça nokta nokta artıyor. Böyle geziyorsunuz içeriye. Buraya 600 kişiyi nasıl sığdırdınız ya? Herhalde böyle 10 kişi yatıyorlardı. İçerisi gerçekten yani zulüm, başka bir şey değil. Erkeklerin kaldıkları yerler daha kötü diyor kadın. Hatta duvarlar daha ince, daha kalabalık. Zeminler daha bile kötüymüş buraya nazaran. Şimdi peki ne olmuş sonra? Yani 1945'te savaş biterken ne yaşanmış burada? Aslında şöyle, kalan buradaki tutsakların hepsini götürmeye çalışmışlar ve yolda birçoğu donmuş. Yürüyemeyenleri öldürmüşler ve
Almanya sınırına yaklaşırken de özellikle genç çocuklar, yani bebekler ve yaşlılar 7000 kişi kadarmış. Kadın da aynı şeyi söyledi. Hayatta kalmışlar ve günümüzde bile hatta bu Auschwitz.org'un web sitesinde bu işte ifadeler, şahitlikler, ondan sonra bütün kaynakları da bulabilirsiniz diyorlar. Bundan sonra kim gelmiş buraya? Stalin gelmiş. Stalin farklı mı? Değil. Stalin farklı versiyonda katliamlar yapmış. Yani onda burada değinmeye gerek yok. Kadın da aynı şeyi söyledi zaten. Ama bilinen şu ki burası artık diyor bizim için diyor bir devlet anı, hafıza, hazinesi gibi diyor. Bütün diyor gençlerimizi, ülkemizdeki insanları buraya getirip yaşadıklarını göstermeye çalışıyoruz diyorlar ve 2. Dünya Savaşı'nda 60 milyon insan ölmüş. Yaklaşık olarak 500 bin Çingene ölmüş. 30 milyona yakın Rus ölmüş. Ve 6 milyon civarı da Yahudinin öldüğünü söylüyorlar. Burada sadece 1,5 milyonu ölmüş. Yani anlayacağınız 70 sene önce olmuş bir olay aslında ama sanki böyle 7000 sene önce olmuş gibi zulümler yapılmış insanlara. Ben Deniz Pehlivan. Şimdilik benden bu kadar. Artık buradan ayrılıyorum ve yeni ülkeye geçiyorum. Size Polonya'nın en acı yüzünü en son videoda göstermek istedim. Bu yolculuğumda Gökhan rehberim sağ olsun. Kankamla beraber gezdik. Güzel bir deneyimdi. Ülkeyi de çok sevdim. Yani ben Polonya'ya dediğim gibi bir daha gelirim yani. Krakow özellikle muhteşem. Aklınızda bulunsun. Haydi bakalım. Sonraki ülkede görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.